Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Acbi'den aldığımız Toshiba 4K 50 inç UL 2160 DT'yi inceleyeceğiz, açacağız. Gerçi açılımını servise bırakacağım, garantili olduğu için uygun bir fiyata aldım. Aynı şekilde fiyatını da yorumlara yazın. Sizce alınır mı? Android mi alayım yoksa smart mı alayım diye baktım. Aralarında 1500 lira fark vardı. Arkadaş sordu, kanka dedim hangisi oldu önce. Kanka dedi APK yükleyeceğim mi falan. Dedim yüklemeyeceğim ben diyeceğim. Dedim hani bana temiz bir görüntü sunsun. 4K görüntü var. HDR modu falan var. Hatta dedim internete girdiğimde de tarayıcısı sıkıntısız olsun, kasmasın. Hatta işte Netflix, Prime Video, YouTube, Hitbit, WSTR falan 4K HDR gibi özellikleri şurada yazıyor şöyle. Dedi onlar da her türlü işini görür. Sadece dedi ne var artı olarak yapamayacağın? Şu var dedi. Hani APK yükleyemezsin dedi. IPTV APK'sı falan var ücretsiz maç için falan, onları yükleyemezsin dedi. Ben dedim onlara ihtiyacım yok benim. Ama temiz görüntü dedi ki hem Android yükledikçe daha çok kasabilir. Ama genel olarak baktığında gelecek için de iyi olabilir. Ama ben dediğim gibi Smart'tan yana tercihimi kullandım. Artı 1500 lira bence gereksiz rakamdı. Toshiba uygulamasını indir, birazdan bakacağım ne var ne yok diye. Zaten ürün Vestel ile aynı şekilde anlaşmalı, Vestel servisi geliyor. Onları da şöyle ne var burada ne demiş, HDMI, MDMI falan filan. 4K Ultra HD falan demiş. Arkadaşlar herkese merhaba. Şu an servis gelip televizyonumuzu kurdu. İlk önce hemen şöyle bir kısa bir teknik detayları iletelim. Ama iletmeden önce televizyonun kapanış açılış hızlarına ilk önce bir yorum yapayım. Ondan sonra teknik özelliklerine değinirim. Standart Toshiba kumandası var. Bence gayet şık. Televizyonu şöyle bir kapatalım. Hem ekranda daha güzel bir görüntü gelecektir. Ürün aynı şekilde 2021 çıkışlı 50 inç Ultra HD 4K LED bir televizyon. 20 watt bir ses çıkış gücü var. Oldukça da ince bir televizyon aslında baktığımızda. Ben şöyle ışıklı tarafından daha çok gösterdiğimde arka tarafta bir kademe kalınlaşıyor. Ama hani ön taraftan aynı şekilde baktığımızda, yani arka taraftan aynı şekilde baktığımızda kalın bir çerçevesi yok. Bu çerçevelerin aynı şekilde yanlarında kenarları var. Yani bu aman aman değil ama kimileri tam böyle kenarlıksız istiyor. Öyle isteyenler varsa bu ürün öyle değil. Düz flat bir ekranı var bunun. 126 cm 50 inç demiştik arkadaşlar. 3840x2160 ekran çözünürlüğü var. 50 ve 60 Hz ekran yenileme hızı var. Normal düşük gibi gözüküyor ama yani oyunlarda falan, bilgisayarda belki düşük ama televizyonda demek ki değil. Dolby Vision, HDR10 ve HLG diye bir özellik var. Bu da Hitbit Log Gamma'ymış. Ne olduğunu bilmiyorum. Ekran ve görüntü özelliklerinde Ultra HD, True Flu, True Micro, True Picture, True Restoration diye bir özellikleri var. Yani açılımdan da göstereyim bu arada, üzerine değinirken de söylemiş olayım. Açılış hızını şöyle birlikte bir görmüş olalım, bu kadar. Açıldığında otomatikman zaten bu şekilde bir menümüzü karşılaşıyor. Televizyondan menü tuşuna bastığımızda buradan ana sayfa, kaynaklar, ayarlar, TV. Buradan hatta şöyle markete girelim. Marketi bu şekilde. Şimdi bahsettiğimiz dediğim gibi bunu Android olarak, yani bir şey Android olmadığı için yükleyemiyoruz. Bu Smart TV diye geçiyor. Smart TV biraz daha stabilize çalıştığını ben düşünüyorum. Tabii ki bu Android'in de işlenmesine göre değişir. İçine yüklenen uygulamalara göre değişir arkadaşlar. Kendi içerisinde Toshiba portal, işte bu gördüğümüz yer. Otomatikman Netflix, Prime Video, YouTube gibi özelliklerle geliyor. Yani burada gördüğünüz gibi Netflix, Prime Video, YouTube, Twitch, Exxen, TVGo, TRT, BluTV, Gain, bunların içerisinde olanlar var. Zaten App Store'a yerden gireceğim. İşte internet aynı şekilde buradan girişini sağlayabiliyorsun. WW ve demin birkaç tane film izledim. Gayet de güzeldi. Doğmadan kasmadan 4K'da izleyebildi. Soru bankası, Ebo, Fox gibi gibi burada zaten uygulamalar aslında bayağı oldukça var. Bunu söyleyebilirim. Bu tabii ki App Market harici. Yani daha aynı şekilde kendi App Market'i var. Onunla birazdan gelip deneyeceğiz. Multimedya özellikleri aynı şekilde. Ekran yansıtma, USB ile resim, müzik oynatma demiş. Ve TürkSat kanal güncelleme sistemi var. Enerji tüketim sınıfı A ile G arasında G'ymiş. Şimdi öğrendim. Ne kadarmış? 98 kW'ymış. Tüketim bekletme modu 0.5 kW. Ekran kalınlığı tipi standart. Boyutlarına gerek yok. Genelde özellikler bu kadar. Şimdi dediğim gibi çok arada kararsız kalmıştım hangisini alayım diye. Bu 50 inç oldukça bir yeterli geldi. Bir de yani ben televizyon için kullanacağım. Gidip aynı şekilde hani aman şöyle yapayım aman böyle yapayım demeyeceğim. Bunu tıkladığınızda uygulamaya çalıştır. Uygulamalar ekle, iptal et gibi gibi şeyler karşınıza çıkıyor. Uygulamaya çalıştır yaptığımızda karşımıza App Market aynı şekilde çıkacak. Yani
Aman işte oyun yükleyeyim, şunu yükleyeyim, bunu yükleyeyim falan filan gibi işlerim yok. Bu arada bu odada modem yok. İşim şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu süreç tamamen aynı şekilde internet hızında. İnternet şu an 3 oda ileride. Yani modemimiz Wi-Fi üzerinden bağlanıyoruz. Bu yüzden aynı şekilde bağlantı hızım biraz yavaş. Onu da söyleyeyim ama bu yavaş olmasına rağmen film izlerken herhangi bir donma, kasma bir şey yaşamadım 4K'da. Kendi şu an aynı şekilde markette bunlar içerisinde yüklüyorum. Mesela film Z'ye varmış. Film Z neymiş bakalım. Merak ettim. Sizle birlikte bakalım. Acept yapalım. Acept nedendir? Watch no more info. Ha bu tamam mesela bak. Bu yüklü mü acaba içinde? Bilmiyorum. Bayağı Resident Evil falan var. Dur bakayım. Resident Evil'ı aç yapalım. Play film. Türkçe mi acaba? Onu da bilmiyorum mesela şu an. Filmleri çok uzun gösteremeyeceğim telefikirde için. Parça parça aynı şekilde kesip atacağım. İleri alalım. Konuşsana. Bu bunda yüklü mü o zaman? Aa yabancı. Onun da ayarı olması lazım muhakkak. Audio Subtitles vardı yukarıda. Bunu kumandan mı yapıyoruz? Launch diye bir yer var burada. Bir daha açalım filmi. Ses dili. Tanımsız. Bir daha bastık. Alt yazı dili. İngilizce. Çok güzel. Türkçe bulamadık. Heh. İngilizce. Tamam. Bunun Türkçesi yok. Mesela başka bir film deneyelim. Onun var mı acaba? Mesela bunu yapıyorum şu an. Size birlikte test etmiş oldum böyle. Hani açılış hızlarını, videolarını veriyorum. Modem şu an 3 oda içeride arkadaşlar. Onu da bas almak lazım. Hemen şeyleri alıyorum. Subtitle tıklıyorum. English off. Ama yani bu uygulamalar İngilizce ise bizim hiç bize yaramaz. Türkçe aynı şekilde uygulama lazım. Bir daha geri gel. Yani bunun ayarları bir şey var mı? Home, Secret, Watchlist, Search, Menü. Yani en azından girmiş, denemiş olduk. Şurası app yapalım. Başka bir şey var. App Store çalıştır. Ben de şu an size beraber deniyorum. Hani görün diye herhangi bir hızlandırma, yavaşlatma, şudur budur yapmıyorum. Ne bileyim IPTV'yi bedava izleyeceğim gibi gibi heveslerim varsa onlarda belki işler değişebilir. Arkadaşlar onu söyleyebilirim. Mesela Relax TV varmış. Açalım bakalım. Bu arada dediğim gibi hani app'lerin hepsi yani aslında bu market tıklayınca yüklemesi falan lazım diye düşünüyorum ben. Ama direkt tıklayınca açıyor. Bir abiyle abla çıktı şu an bak televizyon karşısında. Birinin eline mısır, birinin eline kumanda. Modemi yakında açsak daha iyi olacak ama. Zevkle izlemen için özenle seçilmiş kanallarda oluşan harika bir eğlence hizmeti oluşturduk. Gizlilik politikasını kabul ediyorum. Aa. Görüyor musun? Bak bu güzelmiş mesela. Mesela bu BMX kanalı. Yani motosiklet BMX markası. Mesela World Tuku. Bu değişik böyle kanalları. Comedy Dynamics. World Drama. Bot Show var. Mesela Bot Show neymiş? Bunlar gerçi Türkçe olmaması. Bot Show mesela. Ama bunun lounge'una bakalım tekrar. Ses dili tanımsız. Alt yazıları aç. Açmadı. Yani dil sıkıntımız var anlaşılan bu uygulamalarda. İlla bunun Türkçesi vardır. Uygulamayı sonlandır. Hatta şu an diyorum App Store'a tekrar giriyorum. Bak bence fiyat performans olarak gayet alınabilecek. Rakuten TV var. Bu neymiş? Bilmiyorum şimdi birazdan deneriz. Fiyat performans olarak çok iyi cihaz. Kesinlikle alınır. Yani görüntü kalitesi kimi iyi kimi kötü diyor bence oldukça iyi. Zaten şöyle durum var. Görüntü kalitesi 4K yayınla alakalı arkadaşlar. 4K yayın olduğu sürece görüntü kalitesi, renkler falan mükemmel. Ama gidip hani akıllı TV gibi TV izlediğinizde de yani bilgisayardan alınan 380p, 360, 360p videoyu güzelleştirmeye çalıştığı için iyi çıkmayabiliyor. NextG TV, Vindegara TV, Amanda Pulup Advantage diyor mesela. Bu oyun mu acaba? İndiriyorum. Aslında Games diye bölüm de var. TG diyor. Tongogles.
Mi TV. Tabii gerçi bunların da Sweet TV. Yukarı çık bakayım. Şuna tıklayalım. Smart TV Game diyor mesela, neymiş bu, merak ettim. Kendi içinde bir şeyler var. Böyle oyunlar var büyük ihtimal. Ya televizyonla oyun oynamayın bir zahmet ya. Arkadaşlar yani. Değil mi? Değil mi televizyonla ya? Oyun oynamasınlar yani. Kanal geçişlerine bakalım bu arada. İnternet bağlantısı gördünüz. Şu an bir basalım ilk önce birinci kanaldan. Bu TRT 4K zaten. Bunun görüntüsü aşırı güzel. 4K yayının. 1, 2, 3. 3 tane de açıyor standart. Basalım. 1, 2, 3. 2 saniyede aslında ben. 1, 2, 3'e geldi mi açmış oluyor. Yandan şekilde kanalları görebiliyoruz. Hemen ufak bir ayarlarında menüsünü de göstereyim. Menüye bastığımızda aynı şekilde altta eksen uygulamalar çıktığında sol tarafta ana sayfa, kaynaklar, ayarlar var. Cihazlar, ekran, ses, bağlantı, kurulum, sistem. Hepsini buradan yazılım güncellemesini yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ayrıca bunları daha fazla uygulama olarak da şöyle açtığımızda mesela markete tekrar gelelim. TRT izle, Blue TV izle, Go izle, Kids izle. APK market haricinde bakıyorum. Ya, Tongos neymiş merak ettim. Yok, ben fiyat performans olarak oldukça beğendim Toshiba'yı. Beğen olur beğenmez olur fark etmez ama bence oldukça güzel. Kesinlikle tavsiye ederim. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bu da oyun çizgi film gibi bir şey. Çizgi film kanalı herhalde. Çıkabiliriz. Yok, menüsü falan oldukça hızlı. Bir tane de şey açalım. Başka bir uygulama, yani televizyon uygulaması açalım bir tane. Merak ettim. Olarak baktığımızda fiyat performans olarak tam alınabilecek televizyondan bir tanesi arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın.